Tabii şöyle, önümüzdeki süreçte İmamoğlu cephesinde başka hazırlıkları var. Çünkü İmamoğlu seçimden önce, özür dilerim, bayramdan önce değil mi? Hali hazırda, geçen hafta Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü ve orada Kılıçdaroğlu'ndan işte salı günü grup toplantısında olağanüstü kurultayda aday olmayacağım demesini rica etmişti. Sonra CHP ile ilgili meseleyi el birliğiyle yürütelim demişti. Kılıçdaroğlu kesin olarak bu talebi kabul etmedi. Aksine kendi liderliğini tahkim etti. MHK'yı ona göre değiştirdi. Danışmanlarını ona göre değiştirdi. Kılıçdaroğlu bugün itibariyle eğer gücü yeterse olağanüstü kurultayının genel başkanlık seçimini yerel seçim sonrasına bırakmak istiyor. Öyle olmaz da yerel seçim öncesinde olursa, güçler dengesi öyle gerektirirse bu durumda kurultayda aday olacak. Aday olduğu takdirde kendisi ciddi miktarda bir delegenin de oyunu elinde tutuyor. Nereden biliyoruz? 81 il başkanının açıklamasından biliyoruz. İmamoğlu'nun 4 şöyle söyleyeyim, aslında oraya da gireyim, o bilgileri de aktarayım. Önemli o bilgilerde. Önce Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir gücü var. Birincisi, belediye başkanlarının büyük ölçüde sadakat ona karşı. Bazı belediye başkanları görevine devam etmek istiyor. Ve onlar delegeyi de etkiliyorlar. Ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu o bir kurultayda en güçlü aday olarak öne çıkacak. Öyle görünüyor. Fakat koltuğu garanti değil, onu söyleyeyim. Yani en güçlü aday olduğu görünüyor ama yani İmamoğlu aday olduğunda biraz denge mücadeleye bağlı olarak değişebilir. Şimdi Kılıçdaroğlu geçen hafta bir kere İmamoğlu'nun talebini reddetti. MHK'sını buna uygun değiştirdi. Danışmanlarını değiştirdi. Yenilerini aldı. Ve ya orada da şöyle bir hesap verilmedi. Mesela ya ben o gün itiraz ettiğim için bugün bunu söyleme hakkını kendimde görüyorum. Mesela Rifkin'in davetli olduğu etkinlikte ben vardım. Ve onun ardından hemen yazı yazdım. O akşam programımız vardı. Ertesi gün yazı yazdım. Seçim sürecinde Amerikalı danışmak tutmak kimin aklına geldi diye. Bunu eleştirdim ben ya. Ve Rifkin'i Kılıçdaroğlu bir kere bile görmedi. Yani telekonferansla görüştüler. Zaten bir tercüman vasıtasıyla görüştüler. Adamla hiç yan yana gelmediler. Almanya'da geleceklerdi. İmamoğlu Saraçhane vakası oldu. Geri dönmek zorunda kaldı. Ve görüşemediler. Adamın ne kadar para aldığını da bilmiyoruz. Rifkin gibi 80 tane danışman olduğu iddia ediliyor. Doğru mu bilmiyoruz. Ve bir gece işlerine son verdiler. Bu Rifkin neye yaradı anlamış değilim. Ya şimdi bak kardeşim, partiye göre kanaat bildiren entelektüeller ve gazeteciler büyük hata işlediler. Büyük hata ettiler. O günlerde bütün muhalif kanallarda aşağı yukarı tüm yorumcular Rifkin'in ne kadar büyük bir deha olduğunu, işte CHP'ye neler katacağını ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Katamadı. Katamadı. Ne oldu şimdi? Adam bir kere bile yan yana gelemedi ve iş akdine son verdiler. Ne oldu şimdi? Dolayısıyla bir partiye angaje olmanın o partiye de bir hayrının olmadığını, o partinin tabanına da bir hayrı olmadığını yaşayarak ve acı bir biçimde gördü muhalefet. Şimdi danışmanlarını değiştirdi, MHK'sını değiştirdi. Yani kendini tahkim etti ve güçlü bir aday Kılıçdaroğlu. Ve delege üzerinde etkisi var. Bir kere şimdi biz eleştiriyoruz, çok bir kısım insan eleştiriyor. Parti tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir bağlılık da var bu arada. Yani biz eleştiriyoruz deyince her CHP'li memnun olmuyor. Biz de eleştiriyorlar. Niye bu kadar eleştiriyorsunuz diye. İşte öyle bir yani partinin seçmen ve üye tabanından ciddi bir bölümü de Kemal Bey'in çevresinde şey halinde, sıkı sıkıya dayanışma halinde böyle bir vaka da var. Çünkü Kemal Bey'i başarılı buluyorlar. Zaten öbür türlüsü duramaz evet, orada. Evet, başarılı. Dolayısıyla Kemal Bey CHP'de en güçlü. Hem genel başkan hem de aday olarak en güçlü isimler arasında yer alıyor. Şimdi il başkanları tabii Kemal Bey, CHP'de geçen hafta bir başka gelişme daha oldu. Bir taraftan 81 il başkanının 40 küsürü milletvekili aday olmak için istifa etmişlerdi ve bunlardan 3'ü 4'ü aday olabildi ancak. Yani seçilip milletvekili olabildi. Geri kalanları boşta kaldı. Ve dolayısıyla onlar kızgınlar ve bir tüzük kurultayı istiyorlar partinin demokratikleşmesi için. Bir de onlar dışında kalan 81 il başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiler ve 9 saat boyunca tartıştılar. 9 saat boyunca ve orada ciddi eleştiriler getirildi.
Çok uzun uzun. Bazı 7-8 il başkanı ağır şekilde olmak üzere diğerleri de eleştirdiler. Dedi, mesela bir il başkanı diyor ki ya 4-5 saat harika şeylerle oturuyorsunuz, bize 2 dakika ayırmıyorsunuz dediler. Mesela Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi çok eleştirildi. Kılıçdaroğlu bunu kabul etti. Onun bir hata olduğunu söyledi. Başka yere koymalıdırlar dedi. Sorarım şimdi. Ben o günlerde bunu eleştirdim. Ben o günlerde bu stüdyoda bunu eleştirdim. Maalesef CHP tabanından bazıları, bazı CHP yöneticileri aman aman pişmiş yaşa su katma dediler. İyi mi oldu şimdi? İyi mi oldu şimdi? Ve milletvekili listeleri eleştirildi. İl başkanları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu bunu da kabul etti. Ben listeleri son anda gördüm, müdahale edemedim. Atalan Üsküdar'ı geçti dedi. Aday o mısınız sorusuna ben adayım demem dedi. Aday gösterilirse aday olacağını söyledi. Ve işte 7-8 il başkanı değişim gerektiğini, genel başkanlığı imajik şekilde değişim gerektiğini söyledi. Onun ardından 4 il başkanı İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa il başkanına Kılıçdaroğlu bildiri hazırlama görevi verdi. İlginç bir şey söyleyeyim. Bu 4 il başkanının 4'ü de il başkanı toplantısında söz almadı. Canan Kaftancı, benim bildiğim kadarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa il başkanları o toplantıda söz almadılar. Ve buna rağmen onlara bildiri yazma görevi verildi. Bu 4 il başkanının 3'ü benim bildiğim kadarıyla, 3'ü zaten Kemal Bey'e çok yakın, ona destek veriyorlar. Manisa il başkanı da Özgür Özel'le arası bozuk. Yani öyle biliyorum ben. Şimdi 4'ü bildiri yazdılar. Yazdıkları bildiride açıkça isim belirtmeden ama onu kastederek İmamoğlu eleştiriliyor. Yani ben o bildirideki İmamoğlu'nu ilgilendiren hususları, İmamoğlu'nun kastedildiği hususları doğrudan yazdım. İlk bildiri taslağı yazılıyor. Sabah hemen il başkanlarının grubuna, WhatsApp grubuna atılıyor. Cümle şöyle. Duyunu Umumiye Kabinesi'nin memleketi uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde bizler sözün şehvetine kapılmak yerine sessizce çalışmalarımızı yürütürken gürültülü bir şekilde değişim sözcüğüz ulaşma sokuldu. Kim soktu kardeşim? Kim soktu? İmamoğlu soktu. Seçimin ertesi günü. Bak devamı bak. Değişim sözcüğüyle söze başlayanların çoğu seçim sonuçlarını hareketle kişi merkezli değişim önceleyerek konuşmaya başladılar. Kim konuşmaya başladı? İmamoğlu. Ve 4 il başkanı orada itiraz etti. Tokat, Erzurum, Kastamonu, Kütahya itiraz etti. Şu ikinci paragraf çıkarıldı. Bir önceki paragrafın yeri değiştirildi. Ve yine İmamoğlu'nu ima eden bir cümle metne koydu. Bu İmamoğlu'na, 81 il başkanı adı altında İmamoğlu'na verilen bir E mıhtıra aslında. Onu söyleyeyim. Bu CHP'nin, bu C mıhtıra. Yani öyle görmek lazım. İmamoğlu'na karşı verilmiş C mıhtıra. Fakat şöyle bir husus da var. 81 il başkanı imzaladı ya. En az yarısı paylaşmadı biliyor musun bu bildiriyi? Bir de böyle bir tuhaf durum var. Ha, il başkanlarını da şaşıyorum. Ya o ki topluca fotoğraf çektirip karar birliğine vardınız. Niye niye yayınlamadınız sosyal medyanızdan? O ki sosyal medyada yayınlamayacaktınız. Niye tutup imza attınız? Ona da hayret ediyorum. Mesela baktım bazılarına tek tek hangi iller falan. Bir dakika sonra bir reklam arasına gideceğim. Ona göre bir şey çiz. İl başkanlarının bir kısmı, dikkat eder bir kısmı bu bildiride bu bildirileri de paylaşmamışlar. Hocam reklamdan sonra sözü size vereceğim. Olur. Bu bildiriyi paylaşmamışlar. Dolayısıyla o bildiriden sonra benim gördüğüm kadarıyla CHP'de biraz daha saflar belirginleşti. Bugün itibariyle o başkanlardan bir bazıları yani bu toplantıdan sonra İmamoğlu'yla görüştü bu arada. Yani imza atsa da muhalif olduğu bilinen insanlar var. Yani eğer İmamoğlu bu toplantıdan önce adaylık ilanında bulunmuş olsaydı onun o 81 imzalı bildiri ortaya çıkmayabilirdi. Şimdi imza atıldı ama o il başkanlarının bazıları bildiğim kadar İmamoğlu ziyaret ettiler. Bu bildiriden sonra. İmamoğlu çok uzaktı. İmamoğlu cephesinde ne oluyor? Ne kadar sürem kaldı? Bir dakika. İmamoğlu cephesinde bayram sonrasına hazırlık var. Bayram sonrasında nasıl bir değişim arzu ettiğini beyan eden bir bildiri hazırlayacak. Bir deklarasyon. Sosyal demokrat şeklinde bir deklarasyon olacak. Hı. Daha sonra bu parti kamuoyunda bir kısım önde gelen CHP'li eski yeni bak. Hem eski hem yeni. Önde gelen CHP'li siyasetçilerin, parti örgütlerinin, kimi il başkanlarının ve muhalif kamuoyunda bilinen kimi insanlara sunulacak ve tartışmaya açılacak. Daha sonra parti tabanına açılacak. Ardından İmamoğlu'nun kastettiği değişimin kadrosu ilan edilecek. Bu kadroda bu CHP içindeki kimi yöneticiler de var, il başkanları da var, kimi önde gelen isimler de var. Ve bu deklarasyon ilan edildikten, partide tartışmaya açıldıktan
kadro oluşturulduktan sonra bunların hepsi Temmuz ayı içerisinde olacak büyük ihtimalle. Aynı anda il ve ilçe kongrelerinde biz İmamoğlu'cu adayları da görmeye başlayacağız. Bugün İstanbul'da bir iki ilçede ayrı listeler çıkmaya başladı. Bir İstanbul İl Başkanı listesi, bir İmamoğlu'na yakın muhaliflerin listesi. Bir bu Anadolu'da da görülecek, karşımıza çıkacak. İmamoğlu'na şimdi açıkça isimlerini dile getirmeselerdi. Bak şu an açıkça İmamoğlu'nu destekliyoruz demeseler de değişimi destekleyen önde gelen CHP'liler var. Henüz adaylıklar netleşmediği için tutumlarını beyan etmiyorlar. Ama önümüzdeki süreçte bu netleştiğinde bazısı MYK'da, bak bazısı PM'de, söylüyorum MYK'da da PM'de de milletvekilleri arasında da İmamoğlu'nu destekleyecek isimler. Sadece İmamoğlu olacak. Değil, değişimi destekleyenler. Bunlardan bazıları İmamoğlu yanlısı, bazıları Özgür Özel yanlısı, bazıları ise ikisiyle beraber olmamakla beraber değişimi arzu ediyor. Ve bunlar önümüzdeki süreçte yan yana gelebilirler. Bugün itibariyle İmamoğlu ile Özgür Özel'in yan yana olduğunu, beraber hareket ya da birbirlerine bakarak hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Peki bu